Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mert eve geldikten sonra değişen temizlik düzenimizi ve kullandığım bazı temizlik ürünlerini ve malzemelerini anlatacağım. Aslında bu videomda bahsedeceğim birçok şey prematüre annelerinin bana uzun zamandır sorduğu bazı sorulara cevap olacak diye düşünüyorum. Çünkü özellikle bebekleri eve geldikten sonra biliyorum ki çok telaşları oluyor. Benim de aynı şekilde olmuştu. Evde hijyeni nasıl sağlayacağız? Çünkü hastanede çok steril bir ortamda büyüdükten sonra bebekler eve geliyor. Evde hangi hijyen kurallarına dikkat ettiğiniz diye soruyorlar bana. Sanırım bazı anlatacağım şeyler sorularınıza cevap olacak. Eğer bunlar yeterli gelmezse size özel bir videolar çekeceğim, söz veriyorum. Öncelikle mutfaktaki düzenimizi anlatacağım size. Bu Mert ilk eve geldiği dönemden beri böyle devam ediyor. Şöyle ki, ben IKEA'dan bir tane böyle kap aldım, bulaşık kabı. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Bunu almamdaki sebep şuydu. Mert'in herhangi bir kirli bulaşığı çıktığı zaman ben direkt bunun içine atıyorum. Evdeki diğer bulaşıklarla karışmıyor. Burada kirliler birikiyor. Biriktikten sonra bu bildiğiniz klasik biberon fırçalarıyla ya da böyle süngerlerle veya ince noktalar için kullanılan şu ince süngerlerle temizliği yapılıyor. Ondan sonra da bu gördüğünüz kurutma rafında kurutmaya bırakıyorum. Bunların hepsini yerleştireceğim de bir tane tepsim var. Bu hem temizlik açısından kolay oluyor. Temizliği yapacağım zaman hepsini kaldırıp direkt silebiliyorum. Çok daha derli toplu duruyor. Ben böyle şeyleri biraz fazla seviyorum galiba. Çok rahat oynatıyorum, temizleniyor vesaire. Bu temizlik aparatı, bu kurutma aparatını da özellikle benimki bebekler için olan bir ürün. Ama farklı birçok yerde görüyorum. Farklı kurutma aparatlarını siz kullanabilirsiniz. Ama burada önemli olan kendinizden ayrı bir kurutma aparatı kullanmanız. Sizin bulaşıklarınızla karışmaması lazım. O yüzden de böyle bir şey işinizi görür diye düşünüyorum. Sonrasında da bunlar yıkandıktan ve kuruduktan sonra da bu kutuya kaldırıyorum. Ama şunu söyleyeyim ki ilk başlarda tabii ki bebeğinizin özellikle ilk dönemlerinde steril makinesinde steril etmeniz gerekiyor her şeyini. Eğer steril makineniz yoksa kaynatarak da bunu yapabilirsiniz. Biz artık Mert büyüdüğü için steril makinesi kullanmıyoruz. Yüksek sıcaklıkta eldivenler giyerek bulaşıkları yıkanıyor. Bunun için de Mert için özel kullandığım bitkisel sabunlar var. O sabunlarla yıkandıktan sonra buraya koyuyoruz. Burada kuruyorlar ve kuruduktan sonra da bu kapta saklıyorum. Bu kapı inanılmaz seviyorum. Benim hayatımı kurtardı. Aslında bu hiç bu amaçla üretilmiş bir kutu değil. Aslına bakarsanız ben bunun niçin üretildiğini de bilmiyorum. Ben bunu Mothercare'den almıştım. Bir arkadaşım tavsiye etmişti bana. Sağ olsun acayip işime yaradı. Şimdi de bütün annelere ben de tavsiye ediyorum. Fiyatı oldukça uygundu. Şu an hiç hatırlamıyorum ama hala Mothercare'lerde olduğunu biliyorum. Ara ara görüyorum. Ama ne kutusu diye sormayın bana çünkü bilmiyorum. Fotoğrafını çekip gösterebilirsiniz. Bu böyle kapanıp açılan şöyle iki kademeli bir kutu. İçine ben bunu güzelce peçeteleri, serpakları yerleştiriyorum. Ve kurumuş şeyleri de işte üst tarafını böyle çatalları, kaşıkları, bıçakları, küçük ürünleri için kullanıyorum. İşte burada ne bileyim mama kaşıkları var, soyma aparatları var. Aşağı kısmında da biberon gibi, işte tabakları gibi. Daha büyük parçalar için, saklama kapları gibi kullanıyorum. Bunun da yine temizliği çok rahat. Aynı zamanda kapandığı için içi toz olmuyor. Şöyle bir kısmı da var. Kaldırabiliyorsunuz, taşıyıp götürebiliyorsunuz. Bir yere hani genelde götürmüyorsunuz ama temizlik yaparken bu da yine rahatlıyor. En çok sevdiğim yanında dediğim gibi kapanıyor ve içine toz almıyor. Bunu da düzenli bir şekilde içini temizleyerek, içindeki serpakları değiştirerek temizliği sağlayabilirsiniz. Ve çok güzel bir şekilde koruyarak saklayabilirsiniz bebeğinizin ürünlerini. Buradaki temizlik ürünlerinden de biraz bahsetmek istiyorum size. Ben Mert'e geldiğinden beri bitkisel ürünler kullanıyorum evin içinde. Bana yine birçok soru geliyor. İrem Hanım evinizde halı yok, evinizde halı neden yok diye. Ne kadar çok dikkat çekti şaşırıyorum. Halının olmamasına bu kadar dikkat çekeceğini aslında düşünmemiştim. Evet halı yok evimizde. Ben de çok halı seven bir insan değilim. Bir tek belki salonda halı kullanabilirdim Mert olmasaydı. Ama özellikle parça halılara bebekler çok takılıp düştükleri için Mert de şu an yeni yürüme döneminde hatta sürekli evde koşuşturduğu için hiç halımız yok bizim. Yer temizliğini de yine bahsettiğim bitkisel ürünlerle yapıyorum. Bunda da şöyle bir şey var.
daha önceki bir videomda size sanırım online alışveriş yaptığım siteler videosundaydı. Yeşil Anne'den bahsetmiştim. Bitkisel çok güzel ürünleri var. Bir bakın sitesine. Oranın ben birçok ürününü kullanıyorum. Bitkisel bazlı olması benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca girişimci bir anne olmasından da çok mutluyum. Ve onu her zaman desteklemeye de devam edeceğim. Yeşil Anne haricinde de en çok Babyganics'in ürünlerini kullanıyorum ben. Bu mesela Mert için kullandığım bulaşık deterjanı. Bu da daha önceki bir videomda yine bahsetmiştim size. Mert'in çantasında ne var videosundaydı. Onu da çok sormuştunuz bana. Bu da Mert'i özellikle dışarı çıkarttığım zaman biliyorsunuz alışveriş merkezlerinde ya da gittiğiniz restoranlarda başkalarının kullandığı bulma sandalyelerini tekrar kullanıyorsunuz. Dolayısıyla onları bir temizlemek istediğiniz zaman bu da böyle çok güzel, çok kolay kullanılan spreyli bir temizleyici. Hemen bunu sıkıyorum. Üzerine güzelce kağıt peçeteyle siliyorum ve steril etmiş oluyorum masayı. Bence bu da her annenin çantasında olması lazım, olması gereken bir ürün. Dediğim gibi bu arada çamaşır suyu olarak bile ben bitkisel ürünler kullanıyorum. İlk başlarda kaygım olmuştu benim de açıkçası. Ya bunlar acaba ne kadar temizleyecek evimizi diye. Ama inanın hiç öyle bir sorun yaşamıyorum. Artık evimize bizim sağ olsun Mert sayesinde kimyasal ürünler girmiyor demeyeceğim. Hani bu kadar da iddialı değilim. Bu kadar da organik ve anti kimyasal yaşamıyoruz. Keşke yaşayabilsek. Ama mümkün oldukça evde kimyasal ürünler yerine bitkisel bazı ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bugünlük aslında galiba anlatacaklarım bu kadar. Hemen hemen anlattım diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi evin temizliği, mutfağın temizliği ve bu düzeni biz bu şekilde sağladık. Başka sorularınız olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümüne bırakın. Elimden geldikçe hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışacağım. Ya da benimle paylaşmak istedikleriniz varsa bundan sonraki videolarla ilgili konu önerilerinizi de merakla bekliyorum. Hangi konuları anlatmamı istiyorsanız lütfen onu da yazın. Ya da sizin evde kurduğunuz düzenle ilgili, temizlik malzemeleriyle ilgili ya da farklı önerilerle ilgili bana söylemek istedikleriniz varsa lütfen siz de paylaşın. Hem ben öğreneyim hem de okuyacak diğer anneler öğrensin. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.